Ben Dedektif Gadgets. Şu anda yeni bir çözülmemiş görev üzerindeyiz. Çin'in sırlarını ortaya çıkaracağız. Tabii 1.2 milyar insandan sır saklamak pek kolay olmayacak. Sonuçta birileri mutlaka duyacaktır. Şimdi kıyafetlerinizi giyin ve kraliyet sandalyenizi hazır edin. Çünkü imparatorluk gezimiz başlamak üzere. Çin halen yaşayan en eski uygarlıklardan biridir. Çin nerededir? Gadget dünya haritası zamanı. Çin Doğu Asya'dadır ve 23 eyaleti vardır. O kadar büyüktür ki bir ucundan diğer ucuna giderken insanlarla anlaşabilmek için en az 4 farklı dil bilmeniz gerekmektedir. Acaba Gadgetçe'yi de konuşabiliyorlar mıdır? Çin'in başkenti Beijing şehridir. Bu karmaşık kent Çin yaşamının merkezidir. Burası o kadar büyük bir şehirdir ki içinde başka bir şehir daha vardır. Yasak kent, yüzyıllarca Çin'i yöneten imparatorlarının yaşadığı ayrı bir şehirdir. Bir zamanlar bu kapının ardına kraliyetle ilgili olmayan kimse giremezmiş. Benim Çin uçurtmam yok. O yüzden Gadgetcopter zamanı. İmparator her kış yasak kenti büyük seremonilerle terk ederlermiş. İmparatorlar her şeyi şatafatlı yapmaktan hoşlanırlar. Atalarını onurlandırmak ve iyi bir hasat için dua ettiklerinde gökyüzü tapınağına gelirmiş. 36 adamın imparatoru taşıdığı Yunian 12 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindedir. Ağırlığı ise imparatorluğun kilosuna göre değişir. Hele çok yemek yediyse. Artık Çin'i imparatorlar yönetmiyor fakat bu imparator gibi davranmanızı engellemez. Gördüğünüz gibi küçük bir çocuk imparator gibi tahterevanda taşınıyor. Demin gördüğümüzün 12 metrelik tahtın küçüğü. Acaba geçit arabamdan daha hızlı gidebilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Millet, bu insanların ne garip enstrümanları var. Aha! Gökyüzü salonu. İmparatorun tapınaktaki ilk durağı. İçeride imparator yazıtlarını alıyor ve meditasyon yapıyormuş. Yazıtlar şu anda tarihi önem taşıyorlar. Atalardan kalma bu yazıtların tüm imparatorların ruhlarını taşıdığına inanılıyormuş. O yazıtların içinde hiç canları sıkılmıyor mu acaba bu ruhların? Daha sonra imparator uzak durma salonuna gelirmiş. Buradaysa oruç tutup dua edermiş. İçeride özel bir yatak odası, bir ofis ve bir taht bulunur. İmparator şu anda orada. Millet, çok durgun bakıyor öyle değil mi? Sanırım çok uzun süredir oruç olduğundan. Gökyüzü minberinde ise imparator gökyüzü için oruçtan sonra bir de kurban kesermiş. İnsanı, dünyayı ve gökleri temsilen 3 bölgesi bulunan minberin her bir bölgesi beyaz parmaklıklarla 360 derece çevrilmiştir. Ortadaki taşsa Çin'deki en kutsal yer olarak kabul edilir. Aynı zamanda en çok fotoğraf çekilen yer de burasıdır diyebiliriz. İmparator tüm bunlardan sonra iyi mahsul için dua salonuna gider. Gadget boyun zamanı. 37 metre uzunluğundaki bu tapınakta 3 çatı bulunuyor. Ve 50 binden fazla kiremit kullanılarak inşa edilmiş. Çevresinde 8 tane merdiven var. Birinde gökyüzünü temsilen bulutlar bulunuyor. Birinde imparatorlar için anka kuşu ve imparatoriçiler için de ejderha. Şimdi de imparatorluk gezi bilgisi zamanı. Dua salonu dünyanın mimari harikalarından biridir. Çünkü tamamen tahtadan yapılmış olmasına rağmen tek bir çivi bile kullanılmamış. Çin'deki gezimize tekrar hoş geldiniz. Çin imparatoru olsanız bile gezmek istersiniz.
O yüzden yasak kent duvarlarının hemen sonrasına bu park yapılmış. Beihai Parkı Çin'deki en eski park olarak bilinir. İlginç olanı burada sadece imparatorun gezmesine izin olması. İşte burası imparatorun zamanının çoğunun geçtiği yer, Jade Adası. Millet, bu gördüğünüz türbe beyaz Dakoba. 1651'de yapılmış. 35 metrelik uzunluğuyla Beijing'i seyretmek için harika bir yer. İsterseniz merdivenlerinde inip çıkarak saatlerce egzersiz yapabilirsiniz. Dakoba Türbesi'nin alt tarafında ise Shanghin Salonu var. Shanghin Salonu'nun duvarlarında ise tam 445 Budalar resmi var. Pardon, Buda resmi diyecektim. Budizmin kurucusu Buda var ya, işte ta kendisi. Aha! Buradan meşhur 5 ejderhalı köşklerini görüyorum. Daha yakından baksak daha iyi olacak sanırım. İşte 1602'de yapılan 5 ejderhalı köşklerdeyiz. Tüm köşkler birbirlerine köprülerle bağlıdır ve uzaktan bakıldığında ejderha kafası olarak gözükürler. Bu gördüğünüz de 1756'da yapılan ünlü 9 ejderha duvarı. Tam 5 metre yüksekliğinde ve 27 metre uzunluğundadır. Ve bu ejderhaların kötü ruhların tapınağa yaklaşmasını engelledikleri söyleniyor. Bence bu ejderhalar kötü ruhlardan daha tehlikeli olabilirler. Eğer imparator çok yorulursa, Jinxin Sai'ye yani buraya gelirmiş. Yani huzurlu kalp bölümü. Bahçe içindeki bu bahçede imparator kalbini dinlendirmeye zaman ayırıyormuş. Bu bölümdeki salonların hepsi birbirine Bambi koridoru sayesinde bağlanır. Buralarda mutlaka her yeri birbirine bağlıyorlar sanırım. Millet, çok şanslıyız. Görünüşe göre imparatorun ikinci el kıyafetleri satılıyor. Bir bakalım. Şapkam var, ayakkabım da var. Acaba şu ipek elbisenin fiyatı ne kadar? Aslına bakarsanız son imparator buralardan aceleyle ayrılmış. İkinci el kıyafetlerini satmaya zamanı olduğunu hiç ama hiç sanmıyorum. Zaten imparatorlar bir şey satamaz ki. 18. yüzyılda yapılan Chengguan Salonu, Beihai Parkı'nın kuzeybatı tarafında yer alır. Bu salon, İmparator Quan Wong sonsuz uykusunu burada geçirsin diye yapılmış. Acaba uyandırsak sinirlenir mi ki? İçeride Çin'in en harika hattatlarının yapmış olduğu yazıtları görebilirsiniz. Toplam 40 bin Çince harf içeren bu yazıtlar insanın kafasını biraz karıştırıyor. Bununla karşılaştırılınca bizim alfabemizi öğrenmek Beihai Parkı'nda gezmek gibi kalıyor. Beihai Parkı aynı zamanda ilginç bir kente de ev sahipliği yapıyor. Dairesel kent Jade Adası'nın hemen dışında. Tamamen yuvarlak küçük bir kent. Benim yaptığım gibi girişi bulmak için saatlerce çevresinde dönmeniz mümkün. Buranın en eski sakinleri ağaçlar. Tüm bu kent 1,5 metre boyundaki paha biçilmez bir Buda heykeli için yapılmış. Tüm heykel tek parçalık bir yeşim taşından yapılmış. Güçlü sezgilerime dayanarak şu anda Marco Polo Köprüsü'ne düştüğümü söyleyebilirim. İlk hali milattan sonra 1179'da yapılan köprü ünlü İtalyan tüccarın adına yapılmış. Tüccarın ismini tahmin ettiniz değil mi? Marco Polo. Uzunluğu 235 metre ve toplam 11 kemerden oluşuyor. Köprünün parmaklarında 140 taş direk ve 485 Fu köpeği var. Fu köpeği yarı aslan yarı köpektir ve köprüyü tehlikelerden korurlar. Hepsi de birbirinden farklıdır ama hepsi de çok sevimli duruyorlar. Otur Fu köpeği. Aferin Fu köpeği. Yine bir gezinin daha sonuna geldik. Umarım Çin'de geçirdiğimiz zamandan zevk almışsınızdır. Gökyüzü Tapınağı, Beihai Parkı, İmparatorun Elbiseleri, Kalp Huzuru Bölgesi, 40 bin Çin harfi ve Marco Polo Köprüsü bu gezintimizde gördüklerimiz.
Bir dahaki sefere kadar koşturmaya ara verelim ve Gadget gezi zamanında buluşalım. Geri döndüğümde başka bir geziye gideceğiz. Sakın, sakın bir yere ayrılmayın. Ben Dedektif Gadget. Bu araştırmam gizemli ve karışık tarihiyle Hawaii üzerine. Amerika'nın 50. eyaleti, yani Aloha eyaleti de diyebiliriz. Aloha, Hawaii dilinde sevgi demek. Aynı zamanda Aloha, merhaba ya da güle güle anlamında da kullanılıyor. Fakat güle güle anlamında Aloha denmesi pek de hoş karşılanmayabilir. Yaprak eteklerinizi giyinin ve ıslanmaya hazırlanın. Çünkü şimdi Gadget gezi zamanı. Hawaii Adaları, Pasifik Okyanusu'nun ortasında tek başına yer alır. En yakın kıta olan Amerika ile arasındaki mesafe 4000 kilometredir. Hawaii, Amerika'nın sadece adalardan oluşan tek eyaletidir. Tam olarak söylemek gerekirse 132 adası var. Fakat insanların çoğu 6 büyük adadan biri olan Güneydoğu'daki adada yaşıyorlar. Bu adalarsa Hawaii, Büyük Ada, Oahu, toplanma yeri, Maui, Vadi Adası, Kauai, Bahçe Adası, Molokai, Arkadaş Canlısı Ada ve Lananai, Sonuncu Ada. Hawaii insanları Polinez kültüründen geliyorlar. Polinezler milattan sonra 500 ile 800 yılları arasında bir zaman Pasifik üzerinden buraya gelmişler. 1700'lerin son dönemine kadar ayrı ayrı yönetilen adaları ilk olarak Kral 1. Kamehameha birleştirmiş. Lahaina şehri ise Hawaii'nin ilk krallık başkenti olmuş. Lahaina Hawaii dilinde güneş demek. Buraların hep sıcak olmasına şaşırmamalı. Fakat kuvvetli yön sezgilerime göre buraların en gölgelik yerinden çok uzakta olmamalıyız. En iyisi mi araştıralım. Aha! Burası oldukça serindir. Lahaina kentinin ünlü ağacı 5 misyoner tarafından Hawaii'deki 50. yılların şerefine 1873'te dikilmiş. 180 metre uzunluğunda ve bir dönüm yer kaplayan bu ağaç buralardaki tek serin yeri sağlıyor. Ayrıca çok önemli de bir buluşma yeri bu ağaç. Çünkü bu ağacı her yerden görürsünüz. Tabii yere bakarak yürümüyorsanız, o zaman görürsünüz. Lahaina'daki diğer önemli yer ağaç kadar doğal sayılmaz. Cartagena'nın 1800'lerde ilk tüccar ve misyonerleri Hawaii'ye taşıyan geminin bir kopyası. Bugün Lahaina limanına demirlemiş duran bu gemi, bu tarzda yapılan ve hala suda olan tek gemi diyebiliriz. Hatta Cartagena'nın iki gemisinde bugün yaşayanlar bile var. Hayır! Korsanlar değil tabii ki. Sadece güzel bir kedicik. Ve şimdi de bir Dedektif Gadget gezi bilgisi. Hawaii alfabesinin sadece 12 harften oluştuğunu biliyor muydunuz? A, E, H, I, K, L, M, N, O, P, U, W. Çok farklı kelimeleri olmadığını söylemeye gerek bile yok sanırım. Hawaii gezimizle birazdan denizaltı gezileri yapacağız ve emin olun çok güzel arkadaşlarla tanışacağız. Ben Dedektif Gadget. Hawaii gezimize tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Ohio adasından denizaltı gezisi için ayrılıyoruz. Ohio medeniyetinin en çok bulunduğu ada ve şehir. Ayrıca Hawaii'nin başkenti ve en kalabalık şehirdir. Kaptana göre biraz sonra çok güzel manzaralarla karşılaşacağız. Millet,
dev bir beyaz balina görüyorum. Tepesinde de periskop var. Periskop mu? Balinada periskopun ne işi olabilir ki? Atlantis denizaltı 20 metre boyunda ve 80 ton ağırlığındadır. Nasıl batmadığını anlamıyorum. Sanırım yolculuk zamanı geldi. Denizaltının altına gidiyoruz. Karanlık korkusu olan varsa ya şimdi söylesin ya da sonsuza dek sussun. İçeride tam 48 kişilik yer var. Gadget derinlik ölçerime ve tabii tur rehberine göre şu anda 100 metre derindeyiz. Bu derinlikte Hawaii balığı, tayabe gibi yüzlerce balık görmeniz mümkün. Bu balıklar diğer büyük balıklara ve tehlikelere karşı özel koruma altındalar. Millet, denize iniş yapanını duymuştum ama bu tamamen saçmalık. Bu uçağın pilotu Honolulu Havaalanı'na inmek istemişti herhalde. Sanırım azıcık tutturamamış. Şu gördüğünüz canlı mercanlar Hawaii'deki volkanın lavlarından oluşmuş. Volkanın yaşı ise yaklaşık olarak 6000 yıl kadar. Millet, saat kaç olmuş? Denizin altındayken zamanın nasıl da geçtiği hiç anlaşılmıyor. Daha gezecek bir dolu yer var. Bu yüzden şimdi Gadgetcopter zamanı. Burası ünlü Waikiki plajı. Sörf hocaları ilk kez bu işi yapmaya kalkanlara ders veriyorlar. Sörf Polines kültürünün yüzyıllardır bir parçası. Daha Columbus Amerika'yı keşfetmeden çok önce Hawaii'liler sörf yapıyorlarmış. Eski Hawaii'liler sörf yapmaya Honolulu diyorlarmış. Bu dalgalar üzerinde kaymak demektir. Büyük ihtimalle Kahanamoku yüzmede olimpiyat birinciliği, Avustralya'ya sörfle gitme ve Kaliforniya'daki plajlarda sörfü tanıtmak gibi birçok başarıya imza atmış biridir. Onunki gibi bir sörf tahtası özel ağaçlardan yapılır. Ortalama 70 kilogram ağırlığında ve 6 metre boyundadır. Sanırım dalgalarla dans etme zamanı geldi. Aslında çok iyi sörf yaparım ama bugün biraz utangacım. Bu elemanlar oldukça iyiler ama sörfçü dediğin tahtası sörf yapar. Millet, şu sıçratma konusunda daha iyiniz var mı? Burası bir yunus eğitim merkezi. Burada bu muhteşem yunuslarla yakından tanışmanız mümkün. 1984'te iki deniz veterineri tarafından bulunan yunus bilgilendirme sistemi sayesinde hem yunuslara eğitim verilebiliyor hem de insanlara deniz ortamının nasıl olduğu anlatılıyor. Yunus Eğitim Merkezi'nin bulunduğu göl 6 metre derinliğinde. Merkezde 6 yetişkin yunus, 3 yaşlı ve 2 de kedi var. Kedilerin burada ne işi var diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kedi dediysem yavru yunus demek istedim. Yavru yunuslar bu gölde doğuyorlar. Büyüyene kadar annelerinin yanından ayrılmazlar ve hep onunla oynarlar. Ayrıca bu dönemlerde sürekli olarak doktor kontrolü altındadırlar. Yunuslar doğduklarında kuyrukludurlar ve doğar doğmaz yüzmeye başlarlar. Eğer buraya ziyaretçi olarak gelirseniz, yunus eğitim programı sırasında ıslanmamanız mümkün değil. Bu çocuklar yunusların ne kadar zeki olduklarını bizzat onlarla oyunlar oynayarak öğreniyorlar. Ay, ben de öpsem kızar mı ki? Gadget yunus zamanı. Millet, bir gezimiz daha sona erdi. Umarım Hawaii gezimizden memnun kaldınız. Bu gezimizde devasa ağaçlar gördük.
denizlerde yüzdük, denizlerin dibine indik, balıkları sevdik. Bir dahaki sefere kadar aloha ve gadget gezi zamanı.